Sayın Bakanım, toplumumuzda çok saygın olan kanaat önderlerimiz, sayın muhtarlarım, değerli milletvekilleri, sayın belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok saygıdeğer temsilcileri. Efendim, konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayarak doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyurmayanların sesi olan halka güven, halka sevgi, halka huzur ve umut vaat eden, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Genel Başkanım. Efendim, izin verirseniz ben sizlere sevgili dostlarım diyeyim. Değişik yerlerden, değişik konumlardan geliyorsunuz. Oda başkanı, borsa başkanı, efendim muhtarlarımız, baro başkanlarımız, değerli belediye başkanımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz var, sayın bakanımız var. Sizlerle bir sohbet yapmak istiyorum. İki çerçevede yapacağız. Bir, bugün hangi pozisyondayız ve neden bu pozisyondayız? İki, buradan nasıl çıkarız? Aslında sorunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Türkiye neden bir dönem dışarıya buğday satarken, tarım ürünleri satarken neden şimdi ithal ediyor? Sorularla başlayalım. Bir dönem Orta Doğu'yu besleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden şimdi canlı hayvan et ithal ediyor? Neden biz Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz? O rakamları da vereceğim size. Neden? 1940'lı yıllarda, dünyada uçak üreten 5 ülke varken ve bunlardan birisi Türkiye iken 1940'lardan 2000'li yıllara, 2000'li 20'li yıllara nasıl geldik? Kendi gemimizi yapıyorduk. Neden vazgeçtik? Ciddi bir eğitim kurumlarımız vardı. Neden eğitim sistemimiz iflas etti? Bütün Orta Doğu'yla ve Balkanlarla dosttuk. Neden kavgalı hale geldik? En büyük zenginliğimiz ne? Bizim petrolümüz yok, madenlerimiz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok. En büyük zenginliğimiz ne? İnsan kaynağı. Eğitilmiş insan kaynağı. Neden gençler Türkiye'de değil de umutlarını yurt dışında arıyorlar? Bunların üzerinde ben sadece düşünürsem yanlış olur. Bu ülkede yaşayan, hangi partiye oy verirse versin, bu ülkede yaşayan her vatandaşın düşünmesi ve sorgulaması lazım. Akıl, yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey, en değerli şey. Aklımızı kullanmıyor muyuz? Yüce Yaradan söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Neden aklımızı kullanmıyoruz? Neden hayatı sorgulamıyoruz? Neden eğriyle doğruyu ayırmıyoruz birbirinden? Ve neden bazen ön yargılarımızın esiri olabiliyoruz? Aramızda muhtar arkadaşlarım var. Değerli arkadaşlarım, muhtarlık seçimlerine bakalım. 1833. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1833 Kastamonu Taşköprü'de muhtarlık seçimi yapılır. Milletvekilliği yok, başbakan yok, bakanlar yok. Ama muhtarlık için seçim var. Ne demek 1833 yılında bir muhtarlık seçiminin yapılması? Demokrasinin mihenk taşı muhtar demektir. Demokrasinin mihenk taşı muhtarsa, muhtarlar gerçekten
demokrasilerde aradıkları güvenceyi bulabildiler mi? Gerçekten de siyaset kurumu muhtara hak ettiği hakkı teslim etti mi? Teslim etmediyse neden teslim etmedi? Teslim etmediyse muhtarlar neden bizim hakkımızı bize teslim etmiyorsunuz diye hep bir ağızdan konuşmadınız ve talepte bulunmadınız. Birleşik oy pusulası yok muhtarlarda. Niye yok? Seçimse seçim. Niye yok sizde birleşik oy pusulası? Girersiniz kabine, beğenmediğiniz bir muhtar olursa bütün alırsınız belgesini cebinize koyarsınız. Ona oy vermek isteyen onu bulamaz. E seçim seçim. Milletvekili seçimi, diğer seçimler var. Birleşik oy pusulası var. Üstelik muhtar seçimi en demokratik seçimdir. Hiçbir siyasi partiyle değil, kendisi bireysel olarak çıkar. Mahallenin önüne çıkar, köyün önüne çıkar, ben muhtarım der. Muhtarın önemli bir görevi daha vardır. Muhtar kanaat önderidir. Köyde bir olay olduğunda gelir muhtara danışırlar. Mahallede vatandaşın en rahat ulaşacağı kişi muhtardır. Belediye başkanına zor ulaşır, milletvekiline zor ulaşır, bakanlara, başbakanlara zor ulaşır ama en rahat muhtara ulaşır. Sosyal yardımlar yapılıyor. Bir mahallede kimin fakir, kimin zengin olduğunu, bir köyde kimin fakir, kimin zengin olduğunu en iyi kim bilir? Muhtar bilir. Hayatımdan biliyorum ben bunu. O zaman soru şu, neden sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmıyor? E bunun olması lazım. Neden talep etmiyorsunuz? Mücadele etmesini bileceksiniz. Talep etmesini bileceksiniz. Muhtar konuşuyoruz. Efendim izni ayrılamıyoruz. Neden? Ödeneğimiz kesiliyor. Niye ödenek veriliyor size? Ki onun da kavgasını verdim. Eskiden hiçbir şey ödenmiyordu. Ödenek veriyorlar. Niye ödenek? Niye maaş almıyorsunuz? Belediye başkanı maaş alır. Milletvekili maaş alır. Bakan maaş alır. Cumhurbaşkanı maaş alır. İzne gider, maaşı kesilmez. E siz izne gidince ödeneğiniz kesiliyor. Niçin? Onları halk seçtiyse sizi de halk seçti. Onları millet seçtiyse sizi de millet seçti. O seçimse sizinki de seçim. Neden bu çifte standart? Neden bu konuda hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz? Ortak mücadele kadar değerli bir şey yoktur. Değerli arkadaşlarım, ortak mücadele kadar. Bunların olması lazım. Diyelim ki kapattınız. Bir yere gideceksiniz. Neden sizin yanınızda bir özel kalem müdürü gibi bir kişi olmuyor? Sizin dosyalarınızı, sizin evraklarınızı, sizin yazışmalarınızı tutacak bir kişi olmuyor. Asgari ücretli olsun. Devlet versin. 10 milyon işsizimiz var değil mi? 10 milyon. Üstelik büyük bir kısmı da üniversite mezunu. E bir muhtarın yanına bir kişiyi görevlendirseniz, gelse muhtarın yanında çalışsa, muhtar ona emir de verebilse, talimat da verebilse, ha o muhtar seçilmez, başka bir muhtar gelir. Böylece muhtarlığın devamı da sağlanmış olur. Bu çok mu zor? Hiç de zor değil. Bizim pek çok yerde belediye başkanlarımız kendi elemanlarını muhtarların yanında görevlendiriyorlar. Muhtarlar da memnun. Biz de memnunuz. Ama bunun bir lütuf mantığıyla değil, hak mantığıyla yapılması lazım. Muhtara verilecek ve muhtar bu işi yapacak. Alacak ve denetleyecek. Mahallede karar alınır. Sizin mahallenizde. Belediye meclisinden geçer. Sizin hiç haberiniz bile olmaz. Olması gereken nedir? Olması gereken şudur. Muhtarlık alanıyla, bölgesiyle ilgili olarak belediye meclisinde bir konu görüşülecekse o toplantıya mutlaka muhtar da katılmalı. Muhtarın söz ve oy hakkı olmalı. Aksi halde siz muhtar seçildiniz, mahallenizle ilgili karar veriliyor, sizin haberiniz yok. Bu mudur demokrasi? Bakın bizim demokrasi kültürümüz çağdaş kültürdür. Demokrasiyi böyle düşünüyoruz.
Eğer halkın seçtiği bir kişi varsa ona saygı duyacaksınız. Ve onu onun alanı ile ilgili bir karar alıyorsanız onun görüşünü mutlaka almak zorundasınız. Sanmayın bunu sadece muhtarlar için düşünüyoruz. Hayır. Mecliste kanun görüşülürken diyelim ki mimar mühendislerle veya ticaret erbabıyla veya esnaf erbabıyla ilgili bir kanun görüşülecekse komisyonlara mutlaka onların temsilcileri gelmeli ve onların temsilcileri o komisyonda dinlenilmeli. Hazırladığımız teklif doğru mudur, yanlış mıdır, sorunu çözüyor mu, çözmüyor mu? Kim bilir en iyi? En iyi o işi yapan bilir. Çağır gelsin, kanunu da öyle yapalım. Muhtar da belediye meclisi toplantılarına kendi alanıyla ve mahallesiyle ilgili bir konu geldiğinde katılmalı ve görüşebilmeli. Bunların olması lazım değerli arkadaşlarım. Başka? Sizin bir bütçeniz var mı? Yok. Belki ilk sefer duydunuz bütçe lafını. Niye sizin bütçeniz yok? Yani siz bir fakir fukaraya yardım yapacak para nereden bulacaksınız? Üniversiteyi kazanmış fakir bir ailenin çocuğu gidip kaydını yaptıracak. Yol parası bile yok. En rahat ulaşacağı muhtar. Niye sizin bütçeniz yok? Belki diyeceksiniz ki ya bu Kılıçdaroğlu da anmadan ne bütçesi falan ya böyle bu imkanı yok buna böyle bir bütçe bize vermezler. Verilir arkadaşlar. Belediye başkanımız burada. Sevdiğiniz belediye başkanımız. Emlak vergisi toplanıyor mu? Toplanıyor. Sizin mahallenizdeki binalar dolayısıyla da emlak vergisi ödeniyor mu? Ödeniyor. Nereye ödeniyor? Belediyeye ödeniyor. %1'i, %2'si muhtarlık bütçesi olarak ayrılamaz mı? Ayrılır. Siz de bu parayı, bütçe sahibi olmak aynı zamanda denetlenme demektir. Parayı yerinde ve zamanında harcadığını sürece hiçbir sorun yok. Böylece muhtar gerçek anlamda seçimle gelecek, gerçek anlamda görev yapacak, gerçek anlamda aile olacak, gerçek anlamda bir çalışanı, büro elemanı olacak ve muhtar da muhtarlık yapacak. Şimdi seçiyoruz muhtar, hatta hatırlar mısınız? Bir dönem muhtarlara gerek yok, muhtarları acaba kaldıralım mı diye. O da tartışıldı Türkiye'de. Biz itiraz ettik. Neden? Niye bu muhtarları çalıştırıyoruz ki? Gerek yok. Belediye başkanı var. Zaten muhtara da gerek yok. Muhtarlık kurumunu güçlendirmek istiyorsanız dediğim kurallara mutlaka dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Seçimle geliyorsunuz. Halk seçiyor sizi. Muhtarlık bir kamu kurumu mu? Hayır. Kanuna göre hayır. Belediye kamu kurumu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu kurumu. Cumhurbaşkanlığı kamu kurumu. Maliye Bakanlığı kamu kurumu. Merkez Bankası kamu kurumu. Muhtarlık niye kamu kurumu değil? Belediye muhtarlarla ortak proje yapamaz. Neden? Kamu kurumu olmadığı için. Çoğu belediye başkanımızın belki hiç haberi bile yoktur. Niye siz kamu kurumu değilsiniz? Sizi kamu seçmedi mi? Halk seçmedi mi? Millet oy vermedi mi? O zaman sizi niye ayırıyorlar? Neden bu kanun böyle? Başka bir şey daha değerli arkadaşlarım. 82 kanunda 354 maddede muhtar adı geçiyor. Hiçbir muhtar bilemez bunu. Ben de bilemem. Biz de araştırdık. 82 kanun 354 maddede muhtar adı geçiyor. Sizin bir muhtarlık temel kanunu var mı? Yok. Niye yok? En geniş kitle sizsiniz. Seçimle gelen en geniş kitle sizsiniz. Türkiye'nin bütün coğrafyasında siz varsınız. Ama zayıfsınız. Çünkü birlik değilsiniz. Birlik olmayınca güçlü değilsiniz. Güçlü olmayınca siyasetçiler diyor ki ne olursa olsun zaten bana oy verecek. Ortak taleplerinizi birlikte seslendirme iradesini güçlendirmeniz gerekiyor. Ortak taleplerinizi, ortak beklentilerinizi birlikte seslendirmeniz gerekiyor. Talep edeceksiniz. Bunları
Kim yapacaksa oy vereceğim. Demokrasinin böyle güzel bir yanı var. Eğer bunları yapmıyorsan kusura bakma, ben sana oy vermeyeceğim. Yapana oy vereceğim. Muhtarlık kurumuna değer verene oy vereceğim. Bunu söylediğiniz andan itibaren, bu gücü gösterdiğiniz andan itibaren bütün siyasetçiler muhtarlarla ilgilenmeye başlar, talepleriyle ilgilenmeye başlar. Ağırlık muhtarlarda olduğu için bunu ifade ettim. Ve bir de mesela Türkiye Belediyeler Birliği var. Niye Türkiye Muhtarlar Birliği yok? Daha güçlüsünüz, sayısal olarak çok daha fazlasınız. Dolayısıyla muhtar arkadaşlarım, kendi konumunuzu güçlendirmek istiyorsanız, söylediklerimi hafızanızın bir yerinde tutun. Ha, size söz veriyorum, kesinlikle bu söylediklerimin tamamını yapacağım. Tamamını. Eğer bu ülkede demokrasi istiyorsak, bu ülkede demokrasi köyden en büyük şehire kadar bu hattı güçlendirmek istiyorsak demokrasi hakkını, önce muhtardan başlayacaksın. Seçimin ilk ayağı orasıdır. O zaman demokrasinin temelleri güçlü olmuş olur. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Ekonomi. Tarımı biliyorsunuz. Kırsaldan gelen arkadaşlarım benden çok daha iyi biliyor. Onlar zaten sorunu bütün ayrıntılarıyla bir şekliyle yaşıyorlar değerli arkadaşlarım. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Altına bez alırsınız, %18 KDV. Süt alırsınız, vergi vardır. Otobüse, dolmuşa binersiniz, vergi vardır. Bir tek nefes aldınız, havada şimdilik vergi yok. Onun dışında her şey vergi. Kefen bezinden tutun, aldığınız şapkaya kadar. Hepsinde vergi var. Vergi ödüyorsunuz kime? Devleti yönetenlere, yani iktidara. İktidar bu paraları topluyor. Başka? Sadece vergi mi? Hayır. Bir de borçlanıyor. Vergi yetmedi, biraz da borç alacağım diyor. Borç da alıyor. Başka? Yetmedi. Biraz da devletin fabrikası var, işte yolu var, efendim arsası var. Onları da satacağım, oradan da gelir elde edeceğim. Üç ayrı kaynaktan devlet gelir elde ediyor. Ya vergi artı gayrimenkul satışı artı fabrikaların özelleştirilmesi. Soru şu. Hepimiz bu kadar vergi ödedik. Dünyanın vergisini ödüyoruz. Dünyanın borçlanmasını yapıyoruz. Satmadığımız fabrika kalmadı. Türkiye neden bu halde? Hiç bunu düşündük mü? Hiç kafamızı yorduk mu? 2021'in Ocak ayında, yani şimdi Şubat'tayız, bir ay önce, Ocak ayında, 2021'in Ocak ayında 21 milyar lira faiz ödedik. Bir ayda ödediğimiz faiz 21 milyar lira. Nereye gitti bu faiz? Kim aldı bu faizi? Muhtar almadı, esnaf almadı, çiftçi almadı, sanayici almadı, tüccar almadı. Kim aldı 21 milyar 100 milyon liralık faizi, kim aldı? Kimler aldı? Ve biz kimlere çalışıyoruz? Toplam son bir yılda, yani 2020 yılında ödediğimiz faiz, devletin kasasından çıkan faiz 134 milyar 700 milyon lira. Eski parayla 134 katrilyon lira yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini ödüyoruz. Faizi kimlere ödüyoruz? Londra'daki bir avuç tefeciye ödüyoruz. Parayı onlardan alıyoruz. Ayrıca onlardan emir alıyoruz. Emrin gereği olarak parayı istediğimiz yerde kullanamıyoruz. Sonra onlara faiz ödüyoruz. Şöyle bir düşünün. Osmanlı niye battı? Hiç düşündünüz mü? Koskoca Osmanlı, devasa bir imparatorluk nasıl oldu da battı? Nasıl oldu da Osmanlı'nın son döneminde Duyun-u Umumiye İdaresi kuruldu? Duyun-u Umumiye İdaresi. Yani Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Duyun-u Umumiye'yi yöneten yabancılardı.
Duyur umumiyede çalışan memur sayısı Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısından fazlaydı. Şimdi Borçlar Genel Müdürlüğü var. Duyun Umumiye'nin yerine Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. 2 yıl önce kuruldu. Borçları yönetmek için, devletin borçlarını yönetmek için genel müdürlük kurmak zorunda kaldılar. Niçin? Bu kadar vergi nereye gitti? Pandemi var. Bakın ben dolar cinsinden ödediğimiz faizleri de söyleyeyim size. Son 1 yılda dolar cinsinden 19 milyar dolar faiz ödedik. 1 yılda 19 milyar dolar. Ayda 1 milyar 600 milyon dolar faiz ödüyoruz. Ayda 1 milyar 600 milyon dolar. Bir günde 52 milyon dolar faiz ödüyoruz. Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz. Düşünün, bugüne kadar gelen hükümetler içinde bu kadar faiz ödeyen ikinci bir hükümet var mı? Ve bu paralar nereye gitti? Faizi kim ödüyor? Sizler ödüyorsunuz. Sizler ödüyorsunuz. Faizi alan Türkiye'ye yatırım yapıyor mu? Londra'daki adam Türkiye'ye niye yatırım yapsın? Elinde viski kadehi, oturmuş oraya, bol miktarda parası var, veriyorsun, istediğin faizi dikte ettiriyorsun, şu faizden alacaksın diyor. O da mecbur gidip o faizden alıyor. E faizi kim ödeyecek? Sizler ödeyeceksiniz. Sonra dönüp diyoruz ki biz niye fakirleştik? Para nereye gidiyor? Londra'daki bir avuç tefeciye gidiyor. Değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, bilmeniz lazım. Bakın pandemi dönemi. O rakamları da vereyim size. 25.522 müzisyene 3 ay boyunca ayda 1000 lira para vereceğiz diyorlar. 25.522 müzisyen. Toplam 77 milyon lira. Basit usule tabi esnafa 806.871 esnaf var. Bunlara da 3 ay boyunca 1000'er lira verecek. Yani toplam 3000 lira. Bu da 2 milyar 400 milyon lira yapıyor. Salgından etkilenen 432.567 esnaf var bunların dışında. Onlara da 3 ay boyunca 1000'er lira verecekler. O da 1 milyar 300 milyon lira yapıyor. İş yeri kirada olanlar var. Onlara kira yardımı yapacaklar. O da 1 milyar 300 milyon lira. Kira yardımı büyük şehirlerde 750, illerde ise 500 lira. Bu da 3 ay süreli olacak. Lokanta, restoran, kafe gibi faaliyetlerde bulunan iş yerleri var. Onlara da yıllık cirosu 100 bin liranın altında olan bir işletme salgın kısıtlamaları nedeniyle cirosunun %70'ini kaybederse devletten sadece 2100 lira alacak. Yani ayda 175 lira. Esnafı kurtarıyor mu? Hayır. Gezdim esnafı. E gidin, siz de geziyorsunuz zaten. Belki akrabalarınız var. Bu para kurtarır mı? Kurtarmaz. Diyeceksin devletin cebinde para yok ki versin. Bakın değerli arkadaşlarım. Ocak ayında bir seferde ödenen faiz 21 milyar lira. Bütün esnafa ödenen para 7 milyar lira. Tefeciye ödenenin 3 katı esnafa daha esnafa verilen 7 milyar, tefeciye verilen 21 milyar. 3 kere 7 21 eder zaten. Kim değerli? Esnaf mı değerli, tefeci mi değerli? Sosyal devlet kimi korumalı? Esnafı mı korumalı, tefeciyi mi korumalı? Kamu özel işletmeleri yaptılar. Yani bilmediğiniz havaalanı yapmışlar. Para ödüyorsunuz. Garanti, yolcu yok o kadar. Garanti, köprü garanti vesaire. Ne kadar biliyor musunuz? 2021 yılında bunlara ödenecek. Ne diyorlardı? Hazineden 5 kuruş para çıkmayacak. 30 milyar lira ödeyecekler. Yani 30 katrilyon lira. Oturup düşünmemiz lazım. Dedim ya, aklımızı kullanacağız. Bunları aşmak zorundayız değerli arkadaşlarım. Esnaf. Rahmetli Turgut Özal esnafa orta direk derdi. Orta direk. Devletin temelini oluşturuyor. Ahi Evran geleneği var.
Esnaf perişan vaziyette. Esnaf derdini nereye anlatıyor? Nereye anlatıyor Allah'a? Gazeteciler dışında, televizyoncular dışında esnaf derdini anlatacak devlette bir makamı var mı? Esnafın devlette bir makamı yok. Niye bir esnaf bakanlığı yok? Milyonlar değil misiniz? Milyonlarsınız. Ya esnafın derdini gidip anlatacağı bir makam lazım. Öyle bir makam yok. Madem ki milyonlarsınız, madem ki orta direksiniz, esnafın bu konuda çıkıp biraz konuşması lazım. Konuşuyor. Ama kime? Duvara. Dinleyen yok. Anayasa ne diyor? Anayasa madde 173. Okuyorum esnaf kardeşlerim için. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Alabilir değil, alır. Emredici hüküm. Hangi tedbirleri? Bir koruyucu tedbir, iki destekleyici tedbir. İkisini alacak. Bir koruyacak, batmasın, esnaf sayısı artsın, orta direk güçlensin, destekleyelim. İki, ayrıca koruyacağım ben. Bunlar yapılıyor mu? Yapılmıyor. Anayasa 173 emrediyor mu? Emrediyor. Hukukun gereği yapılıyor mu? Gereği yapılmıyor. Peki ne yapacağız? Sandıkta gereğini yapmak zorundasınız. Demokratik yollarla. Sandıkta gereğini yapmak zorundasınız. Her yere alışveriş merkezleri açıldı. Zincir mağazalar açıldı. Esnaf diyor. Ya zincir mağaza açıldı, tamam güzel. Ben okullar açılacak, kitap, defter, kalem satacağım, silgi satacağım. Bir bakıyorum onlar da satıyor. E peki ben nasıl geçineceğim? O bir alışveriş yapıyor, binlerce alıyor. E ben esnafım, ben binlerce alamam ki diyor ya. Benim alacağım 500 tane, 600 tane. O adam alıyor 50 bin tane, 60 bin tane. Onun fiyatı daha düşük. Benimki pahalı kalıyor. Peki ben nasıl ayakta duracağım diyor. Anayasanın 173. maddesinin gereğini hükümet yerine getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Yapmıyor bile. 3 ay süreyle sana 1000 lira vereceğim. E sonra? O da kavga dövüş. Her toplantıda, her konuşmada söyledim. Sonunda hadi 3 ay süreyle 1000'er lira verelim. Ya 1000 lira ne olacak? Az önce konuştum. Elektrik masrafımı karşılamıyordu benim. Kira stopajı. Kira stopajı geliyor, esnafın sırtında kalıyor. Kaldırın dedik bunu ya. Kaldırın. Düşürdüler. Niye kaldırmıyorsunuz? Gayrimenkul sermaye iradı diyoruz. Vergi hukukunda adı, kiranın adı gayrimenkul sermaye iradı. Kardeşim, onun sahibi ödeyecek o kirayı. Yani vergiyi, kirayı elde eden gayrimenkulün sahibi olan gidip vergisini ödeyecek. Ama vergi esnafın sırtında kalıyor. Değerli arkadaşlar, cezaları tutun bu süreçte, icra dairelerini tutun bu süreçte. Pek çok sorununuz var biliyorum. 17 madde halinde esnafın sorunları nasıl çözülür pandemi süreci içinde veya sonrası. Bunları da kamuoyuyla büyük ölçüde paylaştık değerli arkadaşlarım. Bakın, biz asgari ücretten vergi almayın dedik. Esnafın yanında bir kişi çalışıyor diyelim. Bir çocuk, iki çocuk, üç kişi, beş kişi, yedi kişi. Ya asgari ücret veriyorsun zaten. Asgari ücret nedir? Minimum ücret demek. En az ücret. Yani bununla bir insan geçinecek. Yiyeceği, içeceği, elektriği, suyu karşılayan ücrete asgari ücret diyoruz biz. Kanun da öyle diyor zaten. Ya bunun nesini vergi alacaksın? Zaten bu adam aldığı ücreti harcıyor zaten. Buradan bina alınacak hali yok. Daire alınacak hali yok. Araba alacak hali yok bu adamın. Bundan vergi alıyorsun. Gelir vergisi. Ya vergisiz yap bunu kardeşim dedik ya. Minimum vergi. Vergi kimin sırtında kalıyor? Esnafın sırtında kalıyor. Vergisiz olsa en azından esnaf rahat edecek. Peki vergisiz esnaf ödediğiniz zaman, asgari ücreti yükselttiğiniz zaman ne oluyor? Asgari ücretinin gidip alışveriş yaptığı kişi mahallenin bakkalıdır. Esnaftır yani. Esnaf kazanacak. Paranın dolaşım kanalları değişecek.
Vereceksin ki parayı aşağıdaki adama, gidip alışveriş yaptığı zaman esnafı da kazanacak, tüccarı da kazanacak, efendim sanayicisi de kazanacak, herkes kazanacak. Niçin? Paranın dolaşım kanallarının aşağıdan yukarıya doğru gitmesi ne demektir? Türkiye'nin üretim zincirinin güçlenmesi demektir. O zaman herkes üretir. Talep var çünkü. Şimdi talep yok. Koskoca hükümet, ya asgari ücreti kardeşim 3100 lira yapın. Yapmadılar. 2800 küsür lira yaptılar. Ama biz belediye başkanı arkadaşlarımıza dedik. Bütün belediyelerimiz asgari ücreti 3100 lira yaptı. Net 3100 lira. Bir belediye, en küçük Nurhak Belediyesi'ni alalım. Kahramanmaraş'ta. Nurhak Belediyesi'nde asgari ücret 3100 lira. Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3100 lira değil. Niçin? Bir küçük belediye ödüyor da, Bolu Belediyesi ödüyor da, efendim niye diğer belediyeler ödemiyor? Niye ödemiyor? Bunu da düşünmeniz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Biz güçlü bir ülkeyiz değerli arkadaşlar. En büyük zaaf devlet yönetiminde israftır. İnancımıza göre de israf haramdır. Eğer israf yapıyorsunuz ve bunun haram olmadığını bilmiyorsanız o daha büyük bir ayıptır. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Az önce Tanju Bey de burada konuşurken dedi ki harcadığım para halkın parasıdır dedi. Evet, cebinden değil. Vatandaştan topladığı parayı harcıyor. O zaman her kuruşun hesabını vermek zorundadır. Peki devlet yönetiminde, yani siyasi iktidarda sizden toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabı bu millete verildi mi? Verilmedi. Niye verilmiyor? Bu talep halktan gelmediği sürece orada demokrasi güçlenmez. Demokrasinin çıkış noktası, ey hükümet ben sana vergi veriyorum, bu vergimi nereye harcadın? Bu sorunun sorulduğu yerde artık demokrasi var demektir. Bu soru sorulmuyorsa vatandaştan vergi alıyoruz ama vatandaş bu paranın nereye harcandığını bilmiyor. Ve siyasi de iktidar o parayı istediği yere harcıyor. Bizim oturup yeniden düşünmemiz lazım. Bakın bu işin sağa solu yoktur arkadaşlar. Bu bir ahlak meselesidir. Vatandaşa hesap vermek, harcadığı paranın hesabını vermek siyaset kurumuna onur kazandırır, şeref kazandırır. Bir siyasetçi harcadığı paranın hesabını verdiği zaman toplumun önünde saygın olur. Aksi halde hesabını vermiyorsa insanları insan yerine koymamış olur. Nasıl olsa bana oy verecekler. Vururum ensesine tokatı, ağzındaki lokmayı da alırım. E nasıl olsa sandığı koyduğunda gelir bana oy verir. Sonra ne olur? Bugünkü ekonomik buhran ortaya çıkar. Hep beraber düşüneceğiz. Hep beraber. Hep birlikte düşüneceğiz. Türkiye'yi içinde bulunduğu bu girdaptan çekip çıkaracağız. Bu konuda çok kararlıyım değerli arkadaşlarım. Çok kararlıyım. Bu memlekete huzur gelinceye kadar mücadele edeceğim. Huzur gelinceye kadar. Huzurun gelmesi lazım. Bereketin gelmesi lazım. Ya evlerde bereket kalmadı ya. Evlerde huzur kalmadı. Geçen konuşuyorum. İşsiz üniversite mezunlarıyla konuşuyorum. Zoom üzerinden. İşsiz üniversite mezunları. Bir kadın üniversiteyi bitirmiş. Evlere temizliğe gidiyor. Yoksa çocuklarım aç kalacak diyor. Kocam işsiz diyor. Hatırlarsınız değil mi? Üniversite mezunu olmak çok ciddi bir ayrıcalıktı. Hiçbir ayrıcalığı kalmadı. Eğer bir ülkede 10 milyonu aşkın işsiz varsa baba oğlun yüzüne bakamıyor, oğul babanın yüzüne bakamıyor. İkisi de işsiz. Nasıl geçinecek bunlar? Bir örnek. Ve bu örneği unutmayın. Hollanda. Konya'dan küçük. Bizim Konya'dan küçük devletin adı Hollanda.
Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı ne kadar? 185 milyar dolar. Bir yılda o küçük Hollanda yurt dışına 185 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç eder. Peki devasa Türkiye 18 milyar dolar. Niçin? Neyimiz eksik? Hayır, neyimiz eksik? İnsan desen var. Tarla desen var. Güneş desen Hollanda'dan fazla var. Su desen var. Her şey var. Peki neden biz buğdayı, neden mercimeği, neden nohutu, neden samanı dışarıdan getiriyoruz? Neden? Getiren hükümet kime çalışıyor? Bizim insanımıza mı, yurt dışındaki çiftçilere mi çalışıyor? Bizim insanımızı mı zengin ediyor, onları mı zengin ediyor? Bunu sormak zorundayız. Bu memleket sadece benim değil ki, hepimizin memleketi. Neden biz üretemiyoruz? Neden 3 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de? Çiftçi ekmiyor. Zam üstüne zam, her şeye zam. Niye zam geliyor? Almanya'nın nüfusuyla bizim nüfusumuz aynı aşağı yukarı. Almanya dışarıdan işçi talep ediyor, işçi getiriyor. Bizde 10 milyon işsiz var. 10 milyon aşkın işsiz var. Neden? Hepimizin dediğim gibi oturup düşünmesi lazım. Bu memleketi aydınlığa çıkarmamız lazım. Bu memlekete huzuru getirmemiz lazım. Aç insanların olduğu, milyonlarca işsizin olduğu bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, barış olmaz. Önce herkesin karnının doyması lazım. Güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını yeniden kazanmak zorundadır. Başkanla konuşurken dedi ki, Bolu'nun bir özelliği var Tanju Başkan. Bizim Bolulular dedi, gerçek anlamda yiğit insanlardır ve milliyetçidirler. Doğru. Köroğlu burada. Daha ne diyeyim ben zaten. Peki bağımsızlık nedir? Bir devletin bağımsızlığı nedir? Gazi Mustafa Kemal der ki, bir ülkenin bağımsızlığını şu cümleyle ifade eder. Bağımsızlık sıradan bir olay değildir. Bağımsızlığı elde etmek için ciddi bir mücadele verilmiştir. Ciddi bir kavga verilmiştir. Milli Kurtuluş Savaşı verilmiştir. Her karış toprağımızda şehitler vardır. Her karış toprağımızda. Ekonominin önemine vurgu yapmıştır. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Siyasi özgürlük, siyasi bağımsızlık bu cümlede yatar. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bayrağımın altında özgürce yaşarım, kimse bana müdahale edemez. Doğru mu? Doğru. Neden sonra söylüyor bunu? Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra. Ama diyor ki Mustafa Kemal, bu yeter mi? Hayır diyor. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Onun adı da ekonomik bağımsızlıktır. Siyasi ve ekonomik bağımsızlık olmadığı sürece siz kendi ülkenizde rahat edemezsiniz. Biz ekonomik bağımsızlığımızı kaybettik. Yalvarıyoruz dışarıdan dolar gelsin. Yalvarıyoruz dışarıdan borç para gelsin. Dolar faiz endeksiyle bir devlet yönetilemez. Osmanlı'nın son dönemleridir o. Dolar ve faiz. O zaman da gidip yalvarıyorlardı para verin diye. Borç verin diye. Çıkışın yolu üretim, çıkışın yolu istihdam, çıkışın yolu çalışmaktır, üretmektir. Bunları yaptığınız zaman kazanırsınız zaten. O zaman paranız değer kazanır. O zaman dünyada saygın bir devlet olursunuz. Üreten devlet, kazanan devlet, ihracat yapan devlet. Belki bilmezsiniz, bir şey daha söyleyeyim. Sanki Türkiye'de bütün topraklar ekiliyor. Sanki Türkiye'de ekilecek bir karış yer kalmadı. Sudan'da ve Nijerya'da binlerce dönüm arazi kiralandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından. Oralarda ekim yapılıyor. Niçin? Orada efendim pamuk üretmek daha ucuzmuş. Oradan üretilen pamuk Türkiye'ye gelecek. Biz Türkiye'deki çiftçiyle rekabet edeceğiz. Ben daha ucuza yapacağım.
Allah aşkına bunun akılla mantıkla bir ilgisi var mı ya? Neden sormuyorsunuz ya? Nijerya'da, Sudan'da ben niye arazi kiralıyorum? Ya burada yap. Devlet sen burada yap. Belki 50 kişi, belki 60 kişi, belki 1000 kişi iş bulacak, çalışacak. Evine ekmek götürecek bu insanlar. Tam bir aşmazdayız. Ama moralinizi bozmayın. Moralinizi bozmayın. Bu ülkenin sanayicisi güven duyduğu takdirde gerçekten de her alanda müthiş çalışıyor. Tüccarı müthiş çalışıyor. Esnafı müthiş çalışıyor. Her şeyimizde müthiş yapıyor. Eksik ne? Namuslu siyasetçi eksiğimiz var arkadaşlar. İşin özü odur. Düzgün siyasetçi eksiğimiz var. Cebine çalışan siyasetçi bu ülkeye hayır getirmez. Siyasetçi cebine değil, millete çalışacak. Cebine değil, millete çalışacak. Siyasete giriyor, köşeyi dönüyor, zengin oluyor. Ya arkadaş nasıl zengin oldun? Aklım almıyor benim. Aklım almıyor. Nasıl zengin oldun? Aldığın maaş belli. E mal varlığına bakıyorsun, devasa. Şunu unutmayın, çok önemlidir. Bir ülkenin en tepe noktasında oturan kişinin mal varlığı başka bir devletin başkanı tarafından koz olarak kullanılıyorsa orada sorunumuz var demektir. Senin mal varlığını inceleyeceğim ha, bak kızdırma beni dediği andan itibaren ona hak ettiği cevap gelmiyor ve susuluyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Devleti yönetenin tertemiz olması lazım. Eskilerin deyimiyle pürüpak olması lazım. Devleti yönetmek sıradan bir olay değildir. Devleti yönetmek için her şeyden önce arkanızda kara bir leke olmayacak. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Her şeyin hesabını. Mal varlığınız varsa, evet ben bu mal varlığımı alın terimle kazandım kardeşim. İşte benim mal varlığım dersiniz. Varsa içinde 5 kuruş haram, hesabını sor. Eğer hesabını veremiyorsanız sorunuz var demektir. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz. Ve birlikte mücadele edeceğiz. Dostlarımızla beraber, demokrasiye inananlarla beraber, işsizlikle mücadele edeceğiz. Açlıkla mücadele edeceğiz. Kötülükle mücadele edeceğiz. Ahlakı, demokrasiyi, adaleti bu güzel ülkeye getireceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum değerli arkadaşlarım. Tamam. Öyle mi? Evet. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın bundan sonraki bölümünde bu masada yerlerini alacak İYİ Parti İl Başkanımızı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızı ve Bolu Belediye Başkanımızı da